Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone. Bugün arkadaşlar sizlere Snapchat hesabımızın şifresini unuttuğumuzda nasıl sıfırlayabiliriz, nasıl yenileyebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle uygulamaya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra oturum aça tıklıyoruz. Burada zaten bakın benim kullanıcı adım yazıyor. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey kullanıcı e-posta, kullanıcı adı, e-posta veya telefon diyor. Bakın arkadaşlar bu üçünden birini bilmeniz gerekiyor ki şifrenizi sıfırlayabilesiniz. Şifremi unuttum var. Bakın aşağı, aşağıda hemen arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Telefonla, e-posta yoluyla diyor. Kullanıcı adıyla dedim ama kullanıcı adıyla şifre sıfırlama yokmuş bu arada. Bakın ben de daha yeni gördüm. Daha önce hiç şifremi sıfırlamadığım için gerek duymamıştım. Dedim vardır herhalde ama yokmuş. Neyse. Telefon veyahut da e-postayla şifremizi sıfırlamamız gerekiyor. Bu ikisinden birini bilmemiz şart. Zaten telefonu büyük ihtimalle telefonla kayıt olduysanız telefonunuzu bilmeme gibi bir lüksünüz yok. Ama e-postanızı unutabilirsiniz tabii ki. insanlık halidir. Yazdığınız e-postayı unutabilirsiniz. Bu yüzden her videoda arkadaşlar her böyle şifre sıfırlama videolarımda belirtirim. Bir hesap açtığınız zaman kullanıcı adınızı, şifren numaranızı neyse e-postanızı bir yere not edin. Telefonların, telefonun içindeki notlar uygulamasına not edin arkadaşlar. Unuttuğunuzda başınız ağrır. Şifrenizi sıfırlamakta zorluk çekersiniz. Bugün ben size telefonla sıfırlamayı göstereceğim. Siz e-postayla sıfırlayacaksanız e-postanızı bilmeniz gerekiyor bu arada. E-postanızı biliyorsanız zaten e-postayı seçip e-postayı yazdıktan sonra size şifre sıfırlama linkini yollayacaktır arkadaşlar. Ya link yollar ya kod yollar. ikisinden biridir zaten. Ben telefonla yapacağım arkadaşlar. Telefon dedim. Buraya numaramı giriyorum. Buralar numaraları yapacağım zaten numaramı girdim devam et dedim ve benden gelen kodu yazmamı istiyor arkadaşlar bekliyorum kod gelecek hemen kodu alıp geliyorum 45 49 22 yazdım bakın arkadaşlar kodu girer girmez benden yeni şifre oluşturmamı istedi bu şekilde dediğim gibi e postayı da seçtikten sonra aynı şekilde e postayı da gir giriyorsunuz ve sizin e postanıza kod yolluyor hatta hemen onu da deneyelim şu an şifremi sıfırlamayacağım Geri giriş yapma kısmına dönüyorum. Tekrar şifremi unut dedim. E-posta yoluyla dedim ve benim buraya şu an hatırlamıyorum tabii ki ben de e-postamı hangi e-posta ile kaydolduğumu da hatırlamıyorum. Şu an sadece deneyeceğim. Evet arkadaşlar bakın e-postamı girdikten sonra böyle bir sayfa açtı bana. Buraya tekrar e-postamı giriyorum. E-postamı girdim. Gönder dedim. Bakın arkadaşlar yine tekrar benim telefonuma kod gönderiyor. Çok saçma bir olay bu arada. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Büyük ihtimalle telefonum var diye kayıtlı diye telefon numarama daha kısa yoldan telefonuma gönderiyor. Sizin es hesabınızda telefon numarası yoksa e-postanıza gönderecektir kodu. Çünkü başka seçeneği kalmıyor uygulamanın. Ne diyor? Sonuç şu olan numaralı telefona doğrulama kodu gönderdik. Lütfen kodu aşağıya yaz. Eğer telefonu kaybettiysen veya telefon numaranı değiştirirsen kurtarma kodunu da girebilirsin ki tabii kimsenin kurtarma kodu aldığını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben telefon numarası da kayıtlı olduğu için telefon numarama kod yolluyor burada niyeyse e-posta girdiğim halde büyük ihtimalle siz e-postanızı girdiğinizde sizin telefon numaranız yoksa eğer e-postanıza kod gidecektir o kodu buraya girdikten sonra size tekrardan şifre sıfırlama sayfasını açacaktır. Çünkü başka mantık kalmıyor uygulamada. Dediğim gibi telefon numarası yoksa e-postaya gönderecektir. E-posta yoksa zaten telefonunuzda kaydolmuşsunuzdur. Telefonunuzla şifrenizi sıfırlayacaksınızdır arkadaşlar. İki mantık açısından baktığımızda böyle işliyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. Birazcık kafa karıştırabilir ama gösterdiğim iki yolda şifremizi sıfırlamaya yarıyor. Siz de bu şekilde ikisinden birini seçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şifrenizi bu şekilde sıfırlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki böyle bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.